Hepinize yeni günden selam arkadaşlar. Bugün market fiyatlarını inceleyeceğiz. Bakalım en pahalı ülkenin, Hong Kong'taki en pahalı şehir diyorlar, market fiyatları nasıl? Kısaca girmeden önce sizin kafanızda bir şeyler olursun diye bir şeyler anlatacağım. Öncelikle buradaki birim olarak sordum, soruşturdum. Ortalama en düşük maaş yani 17 bin, 18 bin, 20 bin birim. O da 20 bin Hong Kong doları. O da yani 75 bin lira falan yapıyor. Hani ona göre yapabilirsiniz birim olarak ama biz TL olarak kazandığımız için, yani TL kazandığımız için ben kendi TL olarak çevirmeye çalışacağım her şeyi. Çünkü zaten atıyorum hani Türkiye'den gelen biri TL harcayacaktı, onu merak ediyor ya da kaç para olduğunu merak ediyor. Burada zaten Hong Kong'da yaşayan biri yani birim olarak alabilir yani. Hani bizim önemli olan bizim ne olduğumuz. Bunu izleyenler de Hong Kong'un yerlisi olmayacak. Genelde bizim Türk halkımız olacak. O yüzden hani ben size daha çok bize göre mi pahalı, nasıl diye göstermek istiyorum. Yoksa buraya gelip aylık 20 bin Hong Kong doları kazansan zaten bunu izlemezsin ve burada gelip alışveriş yaparsın. Şimdi gidelim. Birim olarak, hem birim olarak hem de TL olarak bakacağım. Öyle diyeyim size. Yani en başta bize hemen bir şaraplar karşıladı. Böyle. En başta bir şaraplar karşıladı. Yaklaşık ne kadar? Gözükmüyor fiyatta ya. Şarap fiyatları. 4 tane alın 160 indirim de. Aynen. 350-200. 200 Hong Kong doları. Kuru da şuraya hemen yazacağım. Şu an 1 Hong Kong doları yaklaşık 3 lira 80 kuruş, 70 kuruş falan. Öyle diyeyim size. $300 Hong Kong doları, $160 Hong Kong doları. En ucuz derbeder şarabına bakacağım. En ucuz derbeder şarabı. Bakalım. $199 Hong Kong doları. O da 750 lira falan yapıyor. Öyle diyeyim size. Burada da bisküvi. 2 tanesi 243. Bu ne kadar pahalı bir bisküvi ya. Normalde bu kadar pahalı değil. Hemen geldik. Çileklere bakıyoruz. Çilekler zaten şop gibi duruyor. Hani fake gibi, sahte gibi. Çileğin bir paketi 90 Hong Kong doları. Yani TL olarak 350-360 lira. Yani TL olarak 360 lira yapıyor. 2 tane 138 falan. Yani buraya göre 20 bin birim alıyorlar, öyle düşünün. Bunlara göre belki normal ama meyve pahalı burada zaten. Yani meyveyi hani bizim ülkede kilo kilo alıyoruz ya, burada hepsi tekli mekli satılıyor. Hemen şuraya geldim. Bu ne? Üzüm mü bu? Shine muskat. Üzüm abi bu. Üzüm değil mi? Anlamadım. Bir paketi 70. Hemen şurada meyveler var. Meyvenin bir tanesi tekli satılıyor. Bir tanesi 16 Hong Kong doları. Yani bir tane elma. Şu gördüğünüz bir elma kaç para? 50 lira falan. Öyle diyeyim size. Ne 50'si? 60 lira falan. Mandalina. Mandalina'nın bir tanesi 6 Hong Kong doları. 25 lira bir tanesi. Burada aynı şekilde 6, 4 tanesi 15 Hong Kong doları. Abi hepsi taneyle yani burada yani Hong Kong'da kilo milo yok yani. Kilo aramayın hani. Nasıl diyeyim size? Bakın küçük domatesler, bal domates, paket, kilosu 50 Hong Kong dolarıymış. Paketi 22 de kilo olarak satarsan 50 Hong Kong doları. O da kaç para yapıyor? 200 lira, 190 lira falan diyeyim size. Elma tanesi 11 Hong Kong doları, 3 tanesi 26 Hong Kong doları. Ya meyve cidden pahalı. Yani bunlar için de pahalı bence yani meyve. Hani çok yetişmediği için ve sürekli şey dıştan geldiği için pahalı. Portakal 8'lisi 25 Hong Kong dolarıymış. 100 lira falan. Hemen şurada şuraya bakalım. İçecekler var. Biralar. Bira ucuz mu? Ucuz bence. Buraya göre ucuz. 18 yani 20.000 TL aldığını düşünün. Bunun 18 TL olduğunu düşünün. Bira olarak ucuz yani. Ben size öyle anlatmaya çalışayım. Çünkü kafanız karışabilir yine.
İçecekler 6,5 Hong Kong doları. Yani Red Bull 22 Hong Kong doları. Yani 80 lira falan. Öyle değil. Su burada çok pahalı. Neden bilmiyorum. Su gereksiz pahalı. 10 Hong Kong doları, 9 Hong Kong doları su fiyatları. Burada hemen şampanyalar var. 150 lira falan. Şampanya, kola fiyatları. 9,5, 10 Hong Kong doları. Şuraya bakalım. Armut mu bu? Bu da koca bir elma. Tanesi Jumbo Fuji elması. O yeşil elma. İki tanesi 14 Hong Kong doları. Yani 45 lira falan. Kiwi 6 tanesi 60 Hong Kong doları. Kiwi pahalı. Bu arada 4 ile çarpsam 230 lira. Mandalina 4 tane 20. Bunlar 2 tanesi 22 Hong Kong dolarında. Neyse, meyveler yeter bu kadar. Çok sebzeler var. Sebzeleri çok merak etmiyorum açıkçası. İzleyen de merak etmiyordur. O yüzden pek çekmeyeceğim. Marul malur işte 8-10 Hong Kong doları. Ben merak etmiyorum. Siz de merak etmeyin. Ben etmiyorsam etmeyin. Burada hazır karpuzlar ya, yemelik şeylik. 62 Hong Kong doları. Şu kadar meyve. Ne kadar? 1 kilo yoktur belki. Yazmıyor gramajda. Maksimum 1 kilo bile yoktur. 62 Hong Kong doları. O da pahalı. Şurada bizim domuz eti, bunlar bizim değil. Yani short rib diyor. Et fiyatlarına bakalım. Domuz bunlar hep ya. 60 Hong Kong doları, 90 Hong Kong doları. Burada 45 Hong Kong. Heh, çıkın mı bu? Heh, çıkın. Tavuk. 5'li tavuk şu. 28 Hong Kong doları. Yani şey için ucuz. Ciddi diyorum bak, hani 20 bin Hong Kong doları kazan için biri. Yani asgari ücretli biri için tavuk yiyebiliyor rahat rahat. Hani öyle bir sıkıntıları yok. Ama biz TL olarak bakalım. Çünkü bizim yani bunu izleyen %80-90'ı TL kazanıyor. Ve eğer buraya bir gün gelse, gezmek isterse TL harcayacak. Yani gelip burada Hong Kong doları kazanıp harcamayacak. O yüzden ona göre ben daha çok hani bilgi vermek istiyorum. Yoksa yine diyorum hani birim olarak, bu adamların birim olarak 20.000 birimde 26 birim yani. Türkiye'deki 20.000 TL kazanıp düşüp burada işte 25 lira 30 lira olduğunu düşün her şeyi. Öyle. Bütün tavuk kaç para bütün tavuk? Havasıyla birlikte bak, direkt havasıyla birlikte 36 Hong Kong doları. O da 5 ile çarp, 4 ile çarp 120, 130-140 lira falan. Sosisler, salamlar. Aha, ahtapot. Ahtapot pahalı. Ahtapotu zaten Türkiye'de de yemiyoruz. Hani bunun pahalı olması bir şey değiştirmiyor. 500 lira falan. Yani bunun hani bunu yiyememenin yokluğunu çekmiyoruz abi. Çünkü Türkiye'de de pahalı bu. Türkiye'de de 1000 lira olsa da 500 lira olsa da bir şey değişmeyecek. Yine yemiyorduk. Şurada meyve suları. Ya bu... Ekmekler. Kuru ekmek fiyatları 13 Hong Kong doları. Aynı şekilde ortalama 13 Hong Kong doları ekmek fiyatları. Burada sütlere geçiyoruz. Süt pahalı. Süt pahalı. Taze taze Türkiye'de köyden içiyorduk. Burada 30 Hong Kong doları 1 kilo süt 110 lira, 120 lira TL olarak. Peynir genelde şeyde bulamamıştım. Tayland'da hatta burada var. Ay şu uzunmuş lan. Peynir mi abi diyor? Yok peynir değil. Çocuklara özel danoneler, yoğurtlar. Tanesi 10 Hong Kong doları falan, 3 tanesi 20. Bunlar alınabilir. 20 Hong Kong doları. Bu niye bu kadar pahalı? Kaşar peynirler.
şu kadar şey 120 gram 33 Hong Kong doları. Yani 120 lira. Çidar peynirleri 38 Hong Kong doları. 35 Hong Kong doları. Ha yumurta. Yumurta onlusu 35 Hong Kong doları. 120 lira. 130 lira falan işte onlusu. Burada yine 15'lisi var. O da aynı fiyat. Neden anlamadım. Ne tarafa gidelim? Şu tarafa gidelim. Canlı balık tanesi 80. Seç beğen al. İstediğin balığı. Burada da tanesi 70-80 lira. Şirin bunu. Tanesi 160 lira falan. Aynı şekilde kara tavuk. Kara tavuğu nereden bulmuşlar ya? Black skin. Aynen kara tavuk. 50 Hong Kong doları. Beef. Kaç gram? 250 gram. Net fiyat. 220 gramı 80 Hong Kong doları. Aynı şekilde çok güzel gözüküyor. Bu 158 gramdır. Aynen. 300 olamaz. 60 Hong Kong doları falan bunlarda. Çaylar önemsiz. Çaylara geçiyor. Hadi bakalım ya. Çay English Breakfast diye. Böyle bizim kutu kutu burada bir çay yok galiba. Aynen. Şeyli var. Hep böyle tekli mekli satılıyor. Yani çay içenlere üzücü haber. Çay da pahalı. Gidiyoruz. Hop. Cornflakes'ler falan var. Gereksiz onlar. Meyve suları, enerji içecekleri. Tanesi 18 lira falan. Burada çok bir şey yok. Şuradan çıkalım. Konserveler. 20 Hong Kong dolarından başlıyor nohut. 18 Hong Kong doları 70 lira. Ha, bunlar biraz daha ucuz gözüküyor bak. 10 Hong Kong doları. Mantarlı. Aynı şekilde var. Ton balığı 200 gram 22 Hong Kong doları. Çok büyük market. Gez gitmiyor. Haribolar 14 Hong Kong doları. Her şeyi gösterirsem cidden çok uzun sürecek. Her şeyi göstermeyeceğim. Şeker meker. Burada şeker yemek benim için lüks. Çikolatalar 30 Hong Kong doları. Sağlam çikolatalar ama hani. Alman çikolatası. Bunlar önemsiz. Hemen şurada yine şaraplar. Ya 170 ya 180 Hong Kong doları, ha 150 Hong Kong dolarına gördüm. Tanesi 120 Hong Kong doları. Yani 120 Hong Kong dolardan aşağı şarap yok burada. İçecekler. Tanesi 17. Biralar aynı. Tanesi 16-17 Hong Kong doları. Bira fiyatları ortalama o şekilde. Aha. Gin tonic. Gin fiyatları 70'lik gin 500. 600-500. 70'lik gin. Viski 70'lik 250 Hong Kong doları. Jack Daniels 70'lik viski 410 Hong Kong doları. Ya o da kaç para yapıyor? Bir şey değil mi? Türkiye yani Türkiye'ye bakarsan yine ucuz. 70'lik viski Jack 400 onunla 4'le çarp 1000 ya 1500 lira falan 70'lik Jack. Aynı şekilde Jager 70'lik 260 Hong Kong doları 1000 lira.
Siminoff var şurada. 70'lik vodka Siminoff. 180 Hong Kong doları. 4 ile çarp 720 lira. 700 lira de. Temel içkileri göstereceğim yani. Burada beyaz şaraplar. 160 Hong Kong doları. 80 Hong Kong dolarına var bak. 75'lik. Şarapçılara özel. Burada yine şaraplar. Çok şarap var. Aşırı bir şarap yoğunluğu var. Şarap sevenler için birebir. Burada şarabı sonuna kadar içebilirsiniz. Neyse şarabı geçelim. Karışık çerez. 1 kilo karışık çerez. Mixit. 152 Hong Kong doları. O da 4 ile çarp 600 lira işte. Yani sular. Su cidden çok pahalı. Buraya geldiğinizde mümkün olduğunca suya para vermeyin. McDonald's'larda falan su var. Hani cidden vermeyin. Gereksiz pahalı çünkü. 3,5'ya varmış bak burada. 3 Hong Kong doları. Ya 5-6 Hong Kong dolarını ama gidip şeyde alınca nasıl diyeyim size? Yani senin yolunda minimum 10 Hong Kong dolarını alabiliyorsunuz. Yani öyle ucuza bulamıyorsunuz. Burada yine 5-6 Hong Kong dolarına bulunuyormuş ki. 22 Hong Kong doları bisküvi, 16 Hong Kong doları. Hani bizde kıyas şurada bisküviler var. 20 Hong Kong doları. Geri dönelim. Bu Welcome hemen hemen en büyük mağaza ve en ucuz mağazalardan biri. Daha ucuz da olabilir ama benim gördüğüm bu. Pringles kaç para? 24 Hong Kong doları. İki tanesi 30 Hong Kong dolarıymış. Yani 80-90 lira. Türkiye'de galiba o fiyatlarda. 60-70 lira falan diyebiliyorum. Cipsler. Bizim Lice. Ulan Lice. Türkiye'de yüzüne bakmayız. Bakarız aslında. Burada 32-15 Hong Kong doları yani. Yine 18 Hong Kong doları. Doritos 18 Hong Kong doları. Chips, Cheetos var burada. 19 Hong Kong doları. O da 60 lira. Market de ne kadar büyükmüş ya. Gez gez bitmiyor. Burada Nadıllar var. Abi gariban işi eğer buraya geldiğinizde minimum düzeyde yaşamak istiyorsanız Nadıl yiyin. Bol bol Nadıl yiyin. Acı soslar, moncu soslar. Ucuz bunlar ya. 16-17 Hong Kong doları buraya göre. Adamlar için bedava. Buradan kilo kilo alıyorlar. Zeytin göremedim ya. Zeytin... Baharatlar. Oo baharat. Baharat pahalı. Baharatçılara sesleniyorum. Baharat cidden pahalı. 45-50 Hong Kong doları. Harbiden 80 Hong Kong doları. Şu kadar karabiber. Çok pahalı. Hemen Türkiye'deki baharatçılara sözlüyorum. Hemen baharat ticaretine başlayalım Hong Kong'a. Burada yine nar ekşileri gibi soslar var. Soya sosu gibi bunların hepsi. 25 Hong Kong olarak. Çocuklu aileleri hemen bebek bezi fiyatlarına da bakalım. 33'lü bebek bezi 600 lira TL olarak, 155 Hong Kong doları. Yine burada pedler 43 Hong Kong doları. Burada bayağı birçok Nadal var. Hemen Nadal fiyatları, yağlar aha. Ne? Yer fıstığı yağı. Yer fıstığı yağı mı varmış? 1 litre ya, 100 Hong Kong doları. Aha. Burada da, şurada da var, 750 milim, 33 Hong Kong doları, 40 Hong Kong doları, 30. 1 litre ya, ortalama o fiyatlarda. Aha, mısır. Mısır yağı 5, 3 litre 90 Hong Kong doları. O da kaç? 270 lira yapıyor. Noodle'lar tanesi 5-6 Hong Kong doları, 10 Hong Kong dolarına var. Değişik değişik, noodle sevenler için zaten Asya noodle'ın
Yani cenneti yani. Buraya gelip noodle ya abi. Full noodle, noodle. İstediğin kadar ye, sorun yok. İki tanesi 8-10 Kong dolarına var. Aç kalmazsınız. En kötü noodle yersiniz. Burada bir şekilde tutunursunuz. Hani açlıktan ölmezsiniz yani, merak etmeyin. Burada toplu noodle satılıyor. Şurayı da göstereyim. Bayağı beşlisi 47 Hong Kong doları. Yani uygun yani. Aha. Beşli 14 Hong Kong doları mı? Ama bu kötü, bu en kötüsü. Bundan sakın almayayım bak. Şu tom yum shrimp var ya, sakın. Sakın. Size vasiyetim olsun, ondan almayın. Şurada da diş fırçası fiyatlarına da bakalım hemen. 33 Hong Kong doları. 30 Hong Kong doları. Diş fırçasını bile yurt şey, Tayland'dan, Maynet'ten yanınıza mutlaka alın yani. Yoksa bitmişse, diş macununuz bitiyorsa diş macunu oradan alın. Burada Tayland'da 60 mı? Burada 60 Hong Kong doları yani. Tayland'da 50 lira. Burada 250 lira öyle düşünün. Deodorantlar, bilmem ne. 25 Hong Kong doları, 30 Hong Kong doları. Pek bir şey kalmadı herhalde ya. Her şeyi göstermeye çalıştım elimden geldiğince. Sizi pek şey yapmaz yani. 44 Hong Kong doları deterjan. Büyük boy, bak en ucuz şu belli yani. 22 tanesi 35 Hong Kong doları. Dörtlü. Peçete de alınabilir burada. Ha, pirinç fiyatları. Pirinç burada ucuz. Bir şey diyeyim mi? Burada nasıl hayatta kalınır? Pirinç alacaksın, tavuk alacaksın, sporuna gideceksin. Yapacaksın, yiyeceksin. Bak 8 kilo pirinç 85 Hong Kong doları. Bu 8 kilo pirinçten ya nereden baksan 10 kere yani bunu yani 10 gün yersin yani. Günlük 1 kilo yesen 10 gün yersin ya. Öyle bir şey. Ucuz yani. 85 Hong Kong doları kaç? 320-330 lira ediyor ama burada para değil yani, öyle diyeyim. Bak 8 kilo 90 Hong Kong doları. Pirinç Asya'da ucuz. 5 kilosu 55 Hong Kong doları. Şuna baksana. Tek elle kaldıramıyorum ya. Tek elle kaldıramıyorum. Yine aynı şekilde. Pirinç fiyatları ucuz. Hong Kong doları. Her türlü pirinç var. 3 kilo. Yani alırsınız en kötü pirinç, aç kalmazsınız. Öyle diyeyim size. Bugünlük market fiyatlarını çektik arkadaşlar. Bu kadar yani. Bu kadar çekebildim. Bakalım. Başka zamanda görüşmek üzere. Dediğim gibi kendinize göre, şeye göre yapın. Hani TL olarak hesaplayın bence. Çünkü bize göre çok pahalı. Adamlar için normal fiyatlar. Bizim Türkiye'deki yani adamlar için cidden normal fiyatlar. Umarım az da olsa bir faydam olmuştur. Bir şeyleri göstermişimdir. Birazcık birkaç kişiye faydam olduysa yine ben ne mutlu bana. Ben bugünlük benden bu kadar. Videoyu açacağım birazdan. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hepinizi seviyorum. Bay bay.